Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Alanya Posta TV ekranlarından bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Altın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, sağlıklı günler diliyorum. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Alanya'da Ticaret ve Sanayi Odası, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi ve Sağlık Turizmi Derneği işbirliğiyle düzenlenen Alanya Sağlık Turizmi Çalıştayı açılış toplantısıyla gerçekleştirildi. Açılış toplantısında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Doktor Tevfik Yazan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'e bugüne kadar sağlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarının yanı sıra Çalıştay'ın Alanya'da yapılmasındaki emekleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim ettiler. Toplantıda açılış konuşması yapan ATSO Başkanı Mehmet Şahin, bölgemizde sağlık turizminin gelişiminin bu toplantı vesilesiyle ivme kazanmasını ve Alanya'mızın bu sektörden hak ettiği payı alması için bu çalıştayı bir milat olarak görüyoruz dedi. Ticareti üçe ayırıyoruz. Üç tane ticari lokomotifimiz var. Bir tanesi ana lokomotifimiz turizm, tarım ve inşaat emlak olmak üzere üçe ayırıyoruz. ALKÜ Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, üniversite olarak Alanya'daki sağlık turizminin gelişimi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini söyledi. Sağlık boyutuyla Alanya'ya ve bölgeye, ülkeye farklı bir katma değer sağlaması için de elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sağlık sektörünün stratejik önemi üzerinde duran Başkan Doktor Tevfik Yazansa, sağlık turizminin onlarca sektöre ekonomik girdi sağladığına dikkat çekti. 2017'de üniversitemizde, Alaaddin Keykubat Üniversitemizde Sağlık Turizmi Araştırma Uygulama Merkezi kurulması için hem dernek hem federasyon olarak bir girişim başlatmıştık. Biraz yavaş seyretti ama Sayın Rektörümüz geldikten sonra hızla senatodan da geçti. Yok onayı da aldı. Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer de konuşmasında sağlık turizminin turizmden elde edilen gelirler içinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bu önemli etkinliğin hepimiz açısından, katılımcılar açısından, bölge açısından, ülkemiz açısından verimli ve faydalı olmasını diliyor. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emek veren tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye'nin son 20 yılda sağlık sektöründe büyük başarılara imza attığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı Turizm Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Alanya'nın da bu noktada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Değerli katılımcılar, Sağlık Turizm Daire Başkanlığı olarak 1400 sağlık kuruluşunu yetkilendirdik. 285 sağlık turizm acentesine yetki belgesi verdik. Son dönemlerde özellikle bu noktadaki taleplerde bir artış izlenmektedir. Bunun sebebi de KDV'de yabancı hastalarda biliyorsunuz KDV sıfır. Alanya Hamdullah Eminpaşa Rektörü Profesör Doktor Ebru Gülbuğ Erolsa sürdürülebilir ekonomik büyüme için sağlık turizminin önemine değindi. Türkiye sağlık turizminde küresel bir lider olabilecek kapasitede, önemli bir pazar payı kazanmak için de büyük bir potansiyele sahip. Uluslararası hastaların Türkiye'yi seçmesinde sebepler bunun en önemli kanıtı. Sağlık turizmi için Türkiye'nin seçilmesine etken olan diğer sebepler arasında ucuz hizmet, kısa bekleme süresi, Türkiye'nin zengin kültürel mirası, kişiye özel hizmet ve yüksek kalite standartlarını sayabiliriz. Alanya Postası Gazetesi köşe yazarları Doktor Öğretim Üyesi Hasan Basri Savaş ve Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Dikici, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri'nde kitaplarını imzaladı. Alanya Belediyesi tarafından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Alanya Postası gazetesi köşe yazarları da 3. Alanya Kitap Günlerinde yerlerini aldı. Doktor öğretim üyesi Hasan Basri Savaş ve doktor öğretim üyesi Mehmet Dikici yazmış oldukları kitapları imzaladı. Alanya Posta Medya'ya açıklamalarda bulunan doktor öğretim üyesi Mehmet Dikici, "Fuara ilgi çok güzel" diye konuştu. İlgi çok güzel zaten, kitaba ilginin olması da güzel. Belediyemizin tabii bu faaliyetini de çok yerinde takdir edilecek bir iş olarak görüyoruz. Bu vesileyle bize de davet ettiler. Bizim de işte acizane kitaplarımız var Hasan Basri Hocam'la ilgili. Beraber yazdığımız Her Yönüyle Mavi Güç Su kitabı var. Bir de benim roman denemem var, acizane mühendis isimli. Onlarla ilgili hem gelen arkadaşlarla söyleşi yapıyoruz hem de kitaplarımızı imzalayıp istifadeye sunuyoruz. İnşallah faydalı olur. Zaten gelirini de Kızılay Alanya Şubesi'ne bağışladık. Doktor öğretim üyesi Hasan Basri Savaş ise Alanya için çok değerli bir etkinlik. Sonuçta bugün burada kitaba ilgi duyan insanlar var dedi. Alanya için çok değerli bir etkinlik. Sonuçta bugün burada kitaba ilgi duyan birçok insan var. Ve bu etkileşim kitap fuarları, kitap okurları için de yazarlar için de çok faydalı oluyor. Pandemi döneminde bayağı uzunca bir süre bu etkinlikler askıya alınmıştı, yapılamamıştı. Belediyemiz bu sene bunu yüz yüze yaparak okurlara ve yazarlara bu fırsatı verdi. Şu anda da çok yoğun bir ilgi var. Bunun kitap okumaya, insanların bilgi, bilinç seviyesinin gelişmesine çok büyük faydası olacağına inanıyorum. Bu etkinliğe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İmza günü yarın da devam edecek. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi, geliri öğrenciler için kullanılacak olan mantı günü düzenledi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Alanya Şubesi'nin düzenlediği mantı gününden elde edilecek olan gelirlerle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olunacak. Mantı günü etkinliğine destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür eden dernek başkanı Tokuş, Alanya Şubesi olarak bugün hem öğrencilerimize destek vermek adına hem de ihtiyaç sahibi insanlarımız ve halkımıza karşılık mantı günü etkinliği düzenledik. Etkinliğimize destek veren tüm yardımsevenlere teşekkür ediyoruz dedi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği 1928 yılında Atatürk'ün ilk kurduğu hayırsever bir dernek olarak geçiyor. Türkiye çapında 132 şubeye sahibiz. Genel merkezimiz Ankara. Biz de Alanya Şube olarak bugün hem öğrencilerimize destek vermek adına hem ihtiyaç sahibi insanlarımız, halkımıza karşılık mantı günü etkinliği düzenlemek istedik. İnşallah güzel geçecek umuduyla. Tüm yardımsevenler ailesini bekliyoruz. FETÖ, PDY, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Alanya'da yakalandı. FETÖ-PDY'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay cezası bulunan şahıs Alanya'da polis tarafından yakalandı. Kullandığı araç içerisinde yakalanan şahıs adli makamlardaki işlemleri sonrası Alanya D tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Alanya Posta TV ekranlarından bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Alkın Biricik, ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.